zaman karışıyor mu? Karışıyor, evet. O zaman yaptığımız hamuru rulo halinde. Bak yalandan nasıl anlatıyor. Şu anda bu haşhaşlı böreğin hamurunu nasıl yaptığının tarifini sormaya korkuyorum. Sadece tahinli mi olacak bu? Biraz haşhaştan koyacağız. Biraz hem haşhaşlı hem tahinli. Tarif yok, ölçü yok. Burada başka bir tarif almaya çalışırken fıtır fıtır orada zaten bir şeyleri yapmışlar. Adı bademli. Adı bademli mi? Senin için o nine olur. Merhaba. Bunu da ver. Ay canım benim. Dedesi nasıl? Kızım öğrenmiş mi? Çok güzel. Bir tane daha alalım. Evet, herkese merhaba. Yine bir yolculuk öncesi. Müge yolculuğa çıkarken bütün arabayı aşağı doldurup çıktı. Torbalar, torbalar. Yine bu sefer az ya bebeğim. Ya bak, evet az bir şey almadım yani. Vina'nın küçük çantası. Ekova gel buraya. Bir tane torba zaten evde kalan meyveler sen yemeyeceğin için. Benim çantam, makyaj çantam. Bir tane bot aldım. Bir de bavulumuz var yani. Aç bakalım. Bir tane bavulu da anneme götürecek eşyalar bavulu. Bir şey almadım yani. Bu zaten anneme gidecek. Bu Vina ile bizim. Evet yine. Bir de iki tanecik ayakkabım izninle. Bak bak bak. Şuna bakar mısın? Bak. Queen. Böyle bir tarz var mı ya? Böyle bir tarz var mı? Tarzına bayıldım. Böyle bir tarz var mı ya? Vina. Annenin montu mükemmel olmuş sana ya. Bir de ters giymişsin. Daha da güzel olmuş. Değişik olmuş. Evet. Harika. Düzeltir misin? Yo böyle güzeldi ya. Böyle güzel oldu. Güzel tamam. Vina'nın şey olsun ya bu. İstersen. Bu Vina'nın olsun. Anneannede dikiş makinesi var. İstersen sana bunun kollarını kısaltırım. Sana göre yaptırırım. Aynen. İster misin? İster misin? Kollarını kısaltalım mı bunu? Kollarını kısaltınca bu sana olur. Senin olsun bu. Boyu oluyor çünkü. Ha bir tane. Kollarını kesip kısaltalım onlara. Ve bu atkı detayının da acayip hoşuma gitti. Hele ki şapkan. Peki ya terliklerine ne demelim? Mükemmel ya. Her şeyin harikasın. Hadi yolcuklar. Hadi gidiyoruz. Canlarım benim. Canım sevgilim. Caner iki gün sonra uçakla gelecek. Biz evet. Benim anneanneme Akhisar'a uğrayacağız. Beni bulsun. Sonra İzmir'de buluşacağız. Akhisar'da benim yıllardır çok istediğim bir şey yapacağız. Sürpriz. Vina, ben, annem ve anneannem dört kuşak bir arada ailemizin geleneksel bir etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bakalım ne? Akhisar'a geldik. Bizim bak. Her buraya geldiğimde Gördes'ten gelen yumurtalarımız var. Evet. Emin abi de o yumurtaları bize ulaştırıyor. Evet, evet. Aynen. Yumurta, ekmek, tereyağı, domates. Bak şimdi böyle yol kenarında böyle bir arabada yumurtalarımızı alıyoruz. Ekmek de aldık değil mi Babiş? Evet. Ben sana bu ekmekten verdim. Sen o ekmekten bir tane ver. Yok, ekmek yok. O burada neler var? Ayva. Vallahi buraya her geldiğimizde mutlaka evet, yumurtamızı Gördes'ten, Ölü Pazarı'ndan sebzelerimizi alırız. Kar nasıl Emin? Yok var. Babiş şimdi sen bu Emin abiyi nereden tanıyorsun? Benim okul arkadaşım, ilkokul arkadaşım. Oo. Yıllar öncesinden. Vay be. Demek Facebook olmadan da insanlar ilkokul arkadaşlarıyla iletişimde kalabiliyormuş. Evet kalabiliyoruz. Çok iyi görüşüyoruz. Şimdi bir kahvaltı üzerine organik kahvaltı veriyor. Nerede? Devamını görüyoruz. İzmir'de. Ha o İzmir'de şey Gördes'ten gelen şeylerin evet. Olduğu yer demiştin. Evet, evet orası. İzmirlilere duyurulur. Bakın böyle her şey köyden... doğal. Yumurtası doğal. Yani yazın domatesi her şey doğal. Peyniri öyle. Meşhur ayvası var.
elmaları çok güzel. Sebzeleri çok güzel. Hele hele ıspanak tadından yenmez. Elma da olsaydı keşke. İşte yarın alabiliriz onların hepsini. Ben İstanbul'da pazara gittim cumartesi günü de istediğim elmayı bir türlü bulamadım. Böyle ince kabuklu, sert, kütür kütür. Ne çok ekşi ne çok tatlı. Böyle ısırdığın zaman sulu olacak. Kumlu kumlu olmayacak. Tabii canım, kumlu olmayacak. Tabii. İki farklı yerden aldım. Hep deneyerek aldım. Güzeldi ama yine de istediğim elmayı bulamadım. İnşallah istediğim elmayı Gördes'te bulacağım. Bu arada Akhisar'a geldik. Şimdi benim anneannemdeyiz. Onlar yemek hazırlamışlar. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonradan da size bahsettiğim sürprizimizi yapacağız. Ama o bugün mü olur, yarın mı olur artık bakalım, akışına göre size anneannemle de tanıştıracağım. Evet, şimdi anneannemin evindeyiz. Anneannemle birazdan sizi tanıştıracağım. Çünkü anneannem şu an yemeğini yiyor. Anneannem. Beni çekin. Beni çekin istemiyorsun. Tabii ki de seni çekeceğiz. Dur, önce Vine'ye senin hazineni göstereceğim. Hazine sandığını. Miniş, hazır mısın? Ve işte sihirli hazine. Açılıyor. Mini. Ne var burada? Anneannenin sihirli difriz hazinesi. Neler var? Bir sürü kayısı var. Miniş kom, bu ne? Ne bu? Balık. Balık mı? Evet, balığa benziyor, haklısın. Wow, inanmıyorum, domatesler. Bu ne? Elma. Burada her şey var minişim, görüyor musun? Börek. Börek. Evet. Tuzu elledin mi? İşte biraz önce yediğimiz bamya ve bezelye bu sihirli buzluktan çıkmıştı minişim ya. İşte karşınızda anneannem. Sizi anneannemle tanıştırıyorum. Anneanne! Herkese merhaba de. Şu anda benim YouTube kanalımdasın. Benim YouTube'daki güzel izleyicilerim seni ilk defa görüyorlar. Onlara ne söylemek istersin? Ben mi? Evet. Beni yapıyorlar. Selam söylerim. Yapmasınlar. Ne yapmasınlar? Bozmasınlar şeyi. Düzeni. Hangi düzeni? Hangi düzeni? Ne gerekiyorsa. Gördüğünüz gibi anneannem dakika bir gol bir çok hızlı bir şekilde konuya girdi. Düzeni bozmayacak mısınız? Yapılması gerekenleri yapıyorsunuz. Değil mi Miniş? Şimdi Miniş'in sana bir hediyesi var anneanne. Gel. Bak bak bak. Ne hediye getirdin sen anneanneye? Hı? Büyük anneanneye. Hadi bakalım, ver. Hadi, hadi yanında dur anneannenin. Göster nasıl açılıyor. Öğret ona. Bağlayalım mı? Hayır işte, açacaksın. Annem sürekli babama kızıyor. Yönetmen yardımcısı olarak. Sessizlik. Şimdi ne hediye almıştık anneanneye? Kızım nerede? Ne yapayım? Kızın nerede işte? Ben açıyorum. Bir sürü çikolata anneanne. Ne varmış kutunun içinde Miniş? Bir de sen söyle. Çikolata. Çikolata. Al bakalım. Hangi çikolatadan alıyorsun anneanne? Bak, bu sütlü. Bu sütlü ve fındıklı. Sütlü, bitter, bitter ve Antep fıstıklı. Bakalım anneannem hangi çikolatayı sevecek az sonra? Hangisini alalım? Göster bakalım. Bunu mu alalım? Kızımız öyle dedi, ne yapalım? Evet. Sen çıkardın kız. Çıkartmayız. Ha. Sen hangisini alacaksın? Teşekkür ederim. Sen mi bunu alacaksın? Ay benim canlarım. Ne oldu? Ne varmış? Çıt çıt çıt. Konu nedir? Sabote ediyor, sessizliğe. Ben çekirdek yiyorum, sesi çıkıyor diyor. Niye bu? Çıt çıt çıt. Çıkıyor. Çıkmıyor gibi. Çıkmıyor da mı? Çekimlerde az mı bulundum ben? Ya annem setlere az mı geldi? Sessizlik. Burası set oldu. Babam da çıt 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 çıt. Vine para yok mu çikolata? Miniş dedeme de getir. Ay canım benim, büyük anneannesine. Ne getirdin bir tane? Bunun adı neymiş? Tatlı. Ama ne tatlısı? Hangi tatlı? Adı badem.
Ne? Adı bademli mi? Gel ben sana onun adının ne olduğunu söyleyeyim mi? Bu tatlının adı ne biliyor musun? Baklava. Baklava. Sen ilk defa baklava görmüş bile olabilirsin. Gerçekten beni ilk defa baklava görmüş bile. Ya belki bir yerde görüp yemiştir ama bilmiyorum. Canım benim. Bak kızım bana getirdi. Ne getirdi kızın sana ya? Göster. Bak baklava getirdi bana. Kızım baklava torununun kızı sana baklava getirdi düşün. Koca bir çınarsın anneannem. Aldık, teşekkür ederiz. Yerine götürebilirsin. Anneanne sen hangi kolonyayı seviyorsun? Ben mi? Evet. Limon kola, yazı, tarış. Tarış limon kolonyası. Vay anneanne. Eski influencerlardan kim kaldı? Niye başka bir kolonya hiç kullanmıyor musun? Sadece onu mu kullanıyorsun? Ben çok seviyorum kolonya tarışı. Peki mesela şimdi bu yeni dönemde bir sürü farklı kolonyalar çıktı. Böyle hanım eli, lavanta. Ben yıllardır onu kullanıyorum, hala da onu kullanıyorum. Başka limon kolonyası olmayan kolonya kullanmaz mısın? Hiç. Bir tek onu. Bravo. Sen hangi kolonyayı kullanıyorsun bir tanem? Ne kızım, tarış. Anne ne söyle anne ne? Muzlu kolonya. Sen muzlu kolonya mı kullanıyorsun? Yalnız anneanneme bakar mısınız? 2 dakikada araya reklam aldı. İnanılır gibi değil. İşte bu da bir Ege kadını. Bir Ege markasından bahsediyor. Bu arada ben de anneannem gibiyim. Limon kolonyası hariç hiçbir kolonyayı süremem. Öyle yeni çıkan antin kuntin, hanım eliymiş, lavantaymış hiç sevmem. Hep limon kolonyası kullanırım. Demek ki anneannemi çekmişim. Annem Memina'nın mükemmel oyunu. Annem bu kadar komik olan ne ya? Ben Bina'nın arkadaşıyım işte. Telefon arkadaşı. Gerçekten bu saçma oyun ailedeki herkesi güldürdü. Ya annem koptu yani. Böyle bir şey olamaz. Kaç yaşında kadın? Gerçekten yıllardır aradığım eğlenceyi buldun anne. biz bir kere daha böyle eğlenmiştik fotoğraflara bak. Kiminle? Babanla. Niye? Komik şeylere benzetti hareketleri. Hatırlıyor musun? Hatırlamadım. Hayret bir şey. Ya inanılmaz iyi bir replik değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hayret bir şey. Arkadaşlar bidon tarış kolonya bulundu. Elden ele. Al anneannem kolonyanı. Kokla bakalım hangi marka olduğunu anlayacak mısın? Koklayayım bakayım. Karışık mı? Tarış mı o? He? Saf tarış değil mi yani? Yani şeyi yok üstünde. Var. Oku bak. Sen etiketine bakmayacaksın. Sen kendi burnuna güveneceksin. Gerçekten tarış mı? Tarış. Yıllardır kullanıyorum diyorsun. Tarış. Tam kolonyanın şeyi değil. Tarışın değil. Tarış. Karışık tarışla. Başka kolonya karışık. Ya. Ama güzel. Buradan tarih etkilerine sesleniyoruz. Ha? Kolonyanızda bir değişiklik yapmış olabilir misiniz? Çünkü anneannem asla yanılmaz. Değişik. Karışık diyor. Bilmiyorum. Karışık. İçine koyduğunuz limon kokusunu da mı bir değişiklik yaptınız? Ya. Bir şey mi oldu? Senin kolonyan hangisi? Limon. Bu öyle değil mi? Bu da tarih. Karışık. Bunlar başka kolonya. Başka bir şey var. Arkadaşlar anneannem yanılmaz. Bu bidon kolonyalarda demek ki bir şeylik var. Bir değişiklik var. Anneannem öyle diyorsa öyledir. Değil mi anneannem? Ay canım anneannem. Niye istiyorsun tarış mı istiyorsun? Bilmem. He? Biliyorum. Sana buraya... Ben şey yapıyor. Ben de söylüyorum. Ya sen kameralar... Tarış çok güzel. Ne? Sen kameraları oynuyorsun. Getireceğim buraya tarış. Dene palimerte aldırtıyorum. Veriyorum parasını. Getiriyor çocuk. 5 kilo. 5 kilo kolonya mı olur ya? Neden? Ne bileyim 5 kilo kolonya. Tırt kolonya mı alacağım? Sen kolonya ne? Getiriyor. Ne amaçlar için kullanıyorsun? 1. Eline sürüyorsun. 2. Kolonyayı nerede kullanıyorsun? Benim başım ağrıdı mı? Döküyorum buraya. Islatıyorum bütün. Bırakıyorum.
Vay be. Başın ağrısı geçiyor mu? Diyorlar işte kırarı bilmem ne. Belki 100 kilo kolonya yemişti benim bu kafa. Ama hiçbir şey olmadı diyorsun. İşte aynı saç. Ama saçların gayet güzel. Gördüğünüz gibi anneannemden taktikler, başı ağrırsa kafasına kolonya sürüyormuş ve başının ağrısı geçiyormuş. Ya. Ne oldu? Dede kırdı. Kim kırdı Minişim bu yumurtayı? Dede. Oo dedesi. Sen Mina'dan öğrenmen lazım. Nasıl tutacağız Minişim yumurtaları? Göstermek ister misin? Dön bakalım bana göster nasıl tutuyoruz. Ne çok sıkıyoruz, ne de çok serbest bırakıyoruz, değil mi? Evet. Aferin sana. Ben? İkinci günümüzde dedesiyle Miniş... Yumurta pastası. Dün köyden gelen, köyden aldığımız yumurtaları pişirecekler. Miniş, yumurtanı nasıl yapacaksın? Nasıl böyle, çırpacak mısın? Ooo! Dedesi nasıl? Kızım öğrenmiş evet, mi? Çok güzel, bir tane daha alalım. Bravo sana. Babacım, yumurtayı zeytinyağıyla mı yapmaya karar verdin? Evet, zeytinyağıyla yapacağız. Yağımızı koyuyoruz. Aa, sen de. Şimdi konu. Ben de özendim senden. Ben de kırmak istedim. Deden çok iyi yumurta yapar. Ondan bütün yumurta pişirme taktiklerini öğren, tamam mı? Bir tabağa dökelim. Alalım bir kalkın yumurtamızı. Baba, iyi bir yumurta pişirirken taktikler neler? Yumurtayı çok hafifçe dağıtıyoruz. Zeytinyağı da kızarıyor, yanmış yağı da, kızarmış yağı da. Şöyle yağ üzerine doğru gezdiriyoruz. Tamamdır. Çok pişirmeyeceksin. Evet. Yumurtayı kurutmayacaksın. Bakın, daha pişmeden aldı. Şimdi annem farklı bir tarif yapıyor ve ne yapıyorsun anneş? Çökelekli yumurta. Annemin en sevdiği yumurtalardan biri. Çökeleği koyuyoruz. Herkes seferber oldu. Kime tamam. Kuaför mü burası? Evet. Ben de saçlarımı yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsin. Hangi modelleri yapabiliyorsunuz? Mini saçı yapabiliyoruz. Mini saçı, evet. Başka? Ne yapabiliyorsunuz? Pratisyen doktor yapıyorum. Pratisyen doktor. O ne demek be? Pratisyen doktor saçı. Bu nasıl bir saç? Ben akşam benim saçımı taramıştın sen. Niye karıştı acaba? Çünkü yattın ya. Geceyken yattın ya sen. Ha, o zaman karışıyor mu? Karışıyor, evet. Aha, o zaman tamam bir daha yapacağız. Aa, çok güzel oldu mu? Sen kuaförcü değil misin? Hı? Ben yardımcı mı oldum? Senin çırağın mı oldum? Sana yardım ediyorum. Evet. Hangi şekil yapmamızı istersiniz? Bana hangisi uygun olursa onu tercih ederim. Tamam olur. Doktor pratisyen saçı. Ya bunu nereden öğrenmiş olabilir? Dün yola çıktığımızda Vina böyle bir anda bana dedi ki ben hiç karla oynayamadım, kardan adam yapamadım, kar topu oynayamadım dedi. Ben de dedim ki güzelim bu sene kar yağmadı, hiç tutmadı. Sadece bir gün falan aslında tutmuştu. Günde bir şekilde çıkıp oynayamamıştık. O yüzden şimdi babamın köyü olan hani o yumurtaların, ayvaların geldiği Gördes yoluna girdik. Hani dedim dağ yolunda biraz kar varsa oynarsın. Burada böyle kenarlarda birazcık kar bulduk. Onlarla oynamaya geldik. İkinci günümüzde sonra da eve dönüp seremonisine başlayacağız. Hem yapacağız. Sürprizdi. Söylemeyecektim. Can, belki burayı biplersin. Eve dönünce de artık sürpriz aktivitemizi yapacağız. Ben bu Gördes'in doğasını çok beğeniyorum. Çok el değmemiş bir yerde. Ama sanırım buraya da bir maden arama şeyi kurulmuş. Maden çıkartıyorlarmış. Babam kamyonları gösterdi. Şimdi hemen arkamızdan geçiyor hatta. Kamyonlarla sülfürik asit mi bir şey asit taşıyorlarmış o madenleri çıkartmak için. Ben de hemen dedim ki tabii ki o asiti maden çıkartmak için döktükleri zaman toprak da sonuçta zarar görüyor. Yani
ülkemizdeki her doğaya zarar verildiği gibi Gördes de artık el değmemişti ama onun da el değmemişliği bitmiş. Yani o asitler sonuçta toprağın derinliklerine gidiyor ve ekosistemi çok kötü bir şekilde bozuyor. Böyle şeyler beni üzüyor. Yani bununla ilgili söylenecek çok şey var tabii ki ama biz en azından kendi çocuklarımızı doğa sevgisiyle, hayvan sevgisiyle büyütüyoruz. Herhalde gelecek için yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bu. Şimdi ben de bu arada konuşurken daldım. Minnoş'un nereye gitti? Valla şuraya doğru yürüdüler. Onları hemen bulmalıyım. Mont da annemin bu arada. Beren Mina'nın. Çünkü hiç kara hazırlıklı bir tatil olmadığı için böyle bir anda pembişe döndüm. İşte annem, babam ve Sevinç yengem. Sevinç yenge sen hiç merhaba demedin. Merhabalar, nasılsınız? Sevinç yengem de bizimle beraber geldi. Sağ olsun o da Akhisar'da yaşıyor. Ah dağlara yürüyelim der, benim meleğimsin sen. Minnoş bak ne buldum. Bak bundan sapan yapabiliriz. Şimdi biz Minnoş'la beraber kar yiyoruz. Al bakalım, istiyor musun? Elimdekini ama bitireyim. Tamam, elimdekini bitir. Kuş gibi yiyorsun sen. Annem bayılır karlara yatmaya Minnoş. Babam toprağın içinde çiğdem bulmuş. Çiğdem çiçeği. Kışın mı çıkıyor çiğdem? İşte tabii bu var. Ama tabii bu ıslak menin içine sen koydun. Ben koydum tabii, temizledim onu. Hani ben sana geçen gün anlatmıştım ya, mevsimler demiştim, ağaçlar çiçek açar, çiçekler çıkar baharda demiştim. Ama bazı çiçekler de kışın karın olduğu yerlerde olur demiştim. Hatırladın mı? İşte o çiçekleri buldu deden. Gel sana onu göstereyim. Dede çiğdem dedi ama ben kardelen diye biliyorum. Gel bak. Onun adı çiğdem mi? Hayır, onun adı çam. Bak çamın böyle altında minicik bir çiçek çıkmış sarı, görüyor musun? Bak gördün mü? Adı ne? Kardelen o çiçeğin adı. Bak dede sana toplamış. Oraya vermiş bak. Böyle bir şeyin içine koymuş. Büyük anneannenin evine gittiğimizde bunu saksıya ekeriz. Ama bilmiyorum yani saksıda yaşar mı? Bak. Kardelen. Kardelen. Karların içinde yaşıyor. Karda çıkıyor bunlar. Senin. Sana hediye ediyor. Dede ama bununla tut ki toprağı zarar görmesin. Evet. O kadar orman yangını oluyor. Ormanlara cam atmayın, şişe atmayın deniyor. Geçen yıl çok büyük bir yangın yaşadık. Her tarafta bas bas bu söylendi ama yine değişen bir şey yok. Yine atılmış şişe, çöpler, kırık camlar. Tesadüfen Sevinç yengemin yanında böyle bir eldiven ve poşet varmış. Bakın bu kadar çöp topladık derken bile çöpün yanında yine bir sürü çöp var. İşte sürpriz etkinliğimiz başladı. Mantı yapmak. Mantı ve börek bizim ailenin bir geleneğidir. Ben de Vina yaşındayken bu mutfakta anneannemle, teyzemle, Sevinç yengemle böyle börekler yapardım. Şimdi de Minnoş'un zamanı. Değil mi Minnoş? Oldu mu sence bu? Oldu, biraz mumcuklayayım. Ama ne yaptın? Açmıştın. Yine geri mi koydun? Hı? Bir daha açacağım. Bir daha mı açacaksın? Şimdi bugün 3 tane şey yapacağız. Yine bizim ailenin geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Bir mantı. İkincisi tavuklu börek. Tavuklu ve pilavlı bir börek var. Ben mesela o böreği bizim dışımızda hiçbir yerde yemedim. Bizim evin dışında yani burası dışında. Hiçbir yerde yemedim. O böreğin de tarihçesini soracağım anneanneme. Bakalım bir cevap alabilecek miyiz? Bir de haşhaşlı böyle poğaça gibi açma gibi bir şey yapacağız. Onun da tarifini Sevinç yenge söyleyecek. Çünkü biz daha önceden o tahiniden yapmadık aslında, değil mi? Yaptık mı tahinli haşhaşlı? Tek tane. Şeyden.
Yapmadık. Onu da listeye ektik. Bugün işimiz uzun. 3 tane şey yapacağız. İlk olarak haşhaşlı ve tahinli ile başlayalım. Çok yorulduk biliyorsunuz yani sabah kahvaltıdan sonra. Şu haşhaşlı tahinliyi bir böyle bir yiyelim de çayla mantı için enerji bulalım diye. İşte homidi gırtlak pufidi kandil. Bakalım hamur işine düştük. Buraya oturayım. Ben burada normal anneanne oraya otursun. Ben de buraya oturayım. Tamam. Normal anneanne. Normal anneanne. Hayır. Normal anneanne. Sen şuraya otur. Ben de senin karşına otur. Böyle karşılıklı oturalım. Böyle karşılıklı olsa olmaz mı? Olur. Anlar mı? Kocaman bir hamur oldu ya. Mantın ne yaptı sen? Mantının hamuru ben o kocamanı alabilir miyim? Sen oynamak için değil, börek yapmak için aldık. Börek yapman gerek. Parça parça koparım. İşte şimdi Sevinç yengene soracaksın nasıl yapılacak börek diye. Şimdi biz Carla oynamaya gittiğimizde teyzem zaten hamurları yapmış. İki tane hamur yapmış. Bir tanesi maya. Bir tanesi mayasız sanırım. Biri mantı için, biri de bu haşhaşlı börek için. Ama biraz önce teyzeme kıyafetlerin lekesini nasıl çıkarıyorsun diye sorduğumda söylemem cevabını bana verdiği için şu anda bu haşhaşlı böreğin hamurunu nasıl yaptığının tarifini sormaya korkuyorum. Teyze, bari şu börek hamurunun tarifini ver ya. Oo, veriyor. Hamurun tarifi mi olur ya? Bir dakika. Ilık su. Maya. Maya. Tuz. Tuz. Başka? Un. Ölçü? Ölçüsüz ya. Arkadaşlar bizim aileden ölçü beklemeyin. Ben de dahil olmak üzere hiçbir şeyi ölçülü yapmıyoruz. Hep bir göz kararı, hep bir el alışkanlığı. İşte hamur zaten kıvam alana kadar değil mi? Evet. Maya ne kullanıyorsun ama işte bu önemli soru. Hangi maya kullanıyorsun? Toz maya mı? Toz maya. Yaş maya mı? Un hangi unu kullanıyorsun? Ne unu? Söke. Evet. Söke un. Reklam. Hamur açmalık un mu? Baklavalık un. Teyze çok asla sen benim sır vermiyor. Tamam. Çok teşekkürler teyzeciğim. Hamur tarifini zorladı olsa senin. Ağzından öğrendik. Sevinç peki sen bu içinin tarifini verecek misin? Ayol biraz tarif verin ya. Bu nasıl bir aile böyle? Söylemez sultanına. Ser benim sır vermiyoruz. Haşhaşı yağıyla inceltiyoruz. İncelttikten sonra. Bir dakika. Haşhaş. Evet. Haşhaş biliyorsunuz ezmesi. Benden haşhaş almıştım. Haşhaş ezmesi. Onu zeytinyağıyla böyle kıvamına sürülebilir kıvama getirdik. Sonra açtılar hamuru, mayalı hamuru. Hiçbir şey göremedik ki. Tarifler yok. Yapılış şekli yok. Arkadaşlar görüyorsunuz yani tarif yok. Ölçü yok. Bir şeyler yapıyorlar. Ben burada başka bir tarif almaya çalışırken fıtır fıtır orada zaten bir şeyleri yapmışlar. Yani işim çok zor. Bu aileden bir tarif öğrenmeye çalışacağım ama bunu başaracağım. Oluyor yavrum. Çünkü bu haşhaşlı börek gerçekten çok güzel. Ben haşhaşlı böreğin içerisinde birazcık tahin ve pekmezle konması taraftarıyım. Yani böyle hafif bir tatlı olsa güzel olur diye düşünüyorum. Bak şimdi ben bunu konuşurken yine kesti. Yaptığımız hamuru rulo haline. Bak yalandan nasıl anlatıyor. söyle bakayım nasıl anlatacaksın. Açtığımız hamuru rulo halinde kesiyoruz. Tepsiye diziyoruz. Ama bu böyle çok sulu sulu oldu. Öyle olsun. Öyle. Haşhaş çok mu sulu yağlı oldu acaba? O zaten kat kat yapıyor. Kevrek. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde zaten böyle bir kendiliğinden şey var. Baba nereye gidiyorsun? Oldu mu anneanne? Oldu çocuğum. Tepsiyi neyle yağladın? Bak bunu açıyorum ya. Şükürler olsun söyledi. Benim düzelttiğim hamur. Binanın açtığı. Bak bir seninki yapılıyor şimdi. Evet. Tahinli pekmezliğe birazdan geçeceğiz. Tahinli pekmezliğe geçtiğimiz zaman da size onu da göstereceğim. Ama genel olarak bir mayalı hamur yapıyoruz. O hamuru
ince bir şekilde büyük, olabildiğince büyük, yani merdanesiz. Sanki böyle büyük bir pizza hamuruymuş gibi açıyoruz ve merdanesiz açıyormuşuz yani elle. Aslında bu Napoli pizzası tarifine benziyor biliyor musunuz? Onlar da merdanesiz böyle elle açarlar Napoli pizzaları. Ya ben de bir iki video izlemiştim yani oradan biliyorum. Zannedersin böyle Napoli'de pizza eğitimi almış gibi konuştum. Napoli'ye gidince pizza... Çünkü o da bak hamur böyle geri gelir yani. Bak böyle açılır sonra geri gelir. İşte sonra... Üstüne bunu koyuyoruz, haş haşı. Hı. Hadi bakalım, hem çekip hem koyabilecek miyim? Koyarsın. Şuraya git istersen. Arkadaşlar, yağı bol koyun. Teyzemin... Yanını da göster. Umarım gösterdiğim için tamam. Bana kızmayacağı. Yeterli. Mayalı mı? Ney mayalı mı? Söyle bakayım. Mayalı. Mayalı benim bir tanem. Şimdi teyzemin zeytinyağı stoğunu size gösteriyorum. Ve işte burada koca bir teneke değil, koca bir bidon zeytinyağı var. Teyzemin hala bu yaşında bu kadar fit, slim fit, 34 beden olmasının sırrı işte bu. Ben bunu alayım seni. Hayır onu yap. Engel olmasın sana. Bunları şimdi yapacağız ya. Daha açacaksın, daha açacaksın. Daha büyük olmalı, daha ince olmalı. Evet, bastıra bastıra, bravo. Şimdi haşhaşlı ve tahinli tarife geldik. Yani ben genelde tahinli bir ölçü, pekmezi de bir ölçü gibi koyuyorum ama yani ikisi eşit gibi koyuyorum. Siz ne koydunuz? İkiye bir koydunuz. İkiye bir mi koydunuz? Tamam, öyle yapalım o zaman. Var mıdır buraya? Var. 2'ye 1 koyduk. Sadece tahinli mi olacak bu? Biraz haşhaştan koyacağız. Biraz hem haşhaşlı hem tahinli. Hmm, bakın normalde kıvamı böyleydi haşhaşın. Yağ da atıyoruz. İnce atıyoruz. Önce tahini koyduk. Bakın burada da börekler hazırlanıyor. Ortadakiler de inanın. İşte bir o kadar da tahin pekmez koyalım. Şimdi elimizle yapalım. O zaman içtekiler de tahinli pekmezli oldu. Evet, tepsimiz hazır. Her şeyin şekli biraz farklı oldu çünkü bunda daha çok pekmez var. Bunda da daha çok pekmez var. Bunda da daha çok tahin pekmez ve daha az haşhaş var. Bu en dıştakiler sadece haşhaşlı. İçteki minikler haşhaşlı ve tahinli az pekmezli gibi bir şeyimiz oldu. Davul fırın. Miniş, daha önceden böyle bir fırın görmüş müydün? Hı. Nerede görmüştün ya böyle bir fırın sen? Evde. Kimin evinde? Bizim evimizde. Bizim evimizde yok ki davul fırın. Haydi bakalım. Güzel güzel pişin çocuklar. Şimdi mantı yapımına geçtik. Mantının hamuru mayalı mı mayasız mı? Mayasız. Mantının hamuru mayasız. Yumurta var mı? Var. Yumurta, un ve su. Biraz da tuz. Kaç tane yumurta var? 2 yumurta. Yaklaşık böyle bir büyük tabak hamur oluyor. Ve mantının hamurunu çok aşırı ince açmak gerekiyor. O yüzden oklavayla açılıyor. Bu konuda en iyi Ferruka teyzemmiş, ailede bunu öğrendim. İçine de kıyma koyuyoruz. Kıyma, soğan ve biraz maydanoz. Soğanı sonra birazcık böyle elle yoğuruyoruz. Ve mantılar oluyor. Hemen gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi malzemeden çalınmıyor ama Sevinç biraz durumu abarttı. Köfte kadar yapmıştı bazıları. Köfte değil bu mantı, hey! Hey sen ne kadar koyuyorsun benim meleğim? Hı? O benim kızım ne kadar güzel yapıyor. Bakın, bakın şuna, bakın. Benimki bitti. Bravo bir sana. Daha, bir daha. Evet yani bir annemi yaptı derine bak. Buraya doğru giderek artan bir şeyde. Karışıklıkla. Şimdi annem diğer bir hamuru da. Annem yap verdi telefonuma. Bunu şimdi böyle koyuyoruz ikinci. Bu güzel kızı takip ediyorum. Üstüne. Annemin yanına geliyorum. Sonra da böyle kesilecek. Evet, börekler oldu. Haşhaşlı tahinli börekler. Evet,
Evet, herkesi hamur açarken çektim. Birazcık benim de hamur açarken görüntüm olsun. Tabii hamur açmak biraz tecrübe işi. İlk açtığımda yamuk oldu. Sonra açtığımda birazcık yırttım. Ondan sonra açtığımda böyle daha minik yırttım. Şimdi daha küçük bir hamur açtığım için daha iyi bir şekilde yapıyorum. Son çok az bir kıyma kaldı. Onu da bu minik mantılara dönüştüreceğim ve sonra da inşallah mantımızı yiyeceğiz. Şimdi bizim yörenin meşhur böreği tavuklu börek. Bu da nasıl oluyor? Normal tepsiye börek yaparmış gibi yufkaları 2-3 kat... Kaç kat koydun Sevinç? 6-3 kat. 3 kat. 6-3 kat yufkayı seriyorsunuz. Yine böyle yağlayıp hani harcını koyup. Sonra pirinç konuyor. Ama pirinç, soğan ve çok azıcık salçayla pişmesi gerek. Tamamen pişmiyor. Tamamen pişmiyor. Yarı pişmiş. Yarı pişiyor. Sarma yaparmış şöyle gibi. Şöyle göstereyim. Ondan sonra didiklenmiş, kaynamış etler. Etler. Sonra üstüne tekrardan yufka kapanıyor. İsteyen karabiber, baharat ne istiyorsa koyabilir etlerin üzerine. Sonra bu böyle kapanıyor. Sonra börekler kat kat. Üzerine yağlı su. Ama hani normal börek yaparken yumurta koyuyoruz ya, yumurta suyu. Yumurta koymuyoruz. Onun yerine yağ, yumurta konmuyor. Tavuk suyu koyuyoruz. Yağlı tavuk suyu. Tavuk yağlı değilse. Yağlı tavuk suyu. Tereyağı olabilir. Tereyağı olabilir. Yani yufkayı yağlıyoruz kısacası. Yağlı ve biraz süt ve su. Yumurta koymuyoruz. Öyle bir harçla. Onun yerine tavuk suyu. Yufkaların arasına koyup sonra fırına veriyoruz. Pişiyor ve afiyetle yiyeceğiz. Bu börek benim hayatımda en sevdiğim ikinci börek. İlk börek de zaten yine o da el açması bir börek. Artık zaten onu da yapamazdık. Onu da artık başka bir vlogda yaparız. Şimdi bu da piştikten sonra harika bir şekilde bunu yiyeceğiz. Mantıları yarın pişirmeye karar verdik bu arada. Ha bu arada diğer şeylerin pişmiş halini çektim mi ben? Çekmedim. Bakın haşhaşlı şeyler böyle oldu. Bayağı lezzetli oldu. Sadece benim yorumum, bazılarını daha çok pekmezli ve tahinli yapmıştık. Ben olsam pekmezini birazcık daha koyardım. Yani o böyle hafif tatlılık hissini çok alamadım. Pekmezi yine az gelmiş. Ama yine Miniş bayağı severek yedi. Şimdi böreği bekliyoruz. Böreğimiz oldu. Bu da Berk. Evet. Abi ve dayı. Evet. Ben bayramlarda Berk'le ilgilendiğimde Berk Vina'dan da küçüktü. Gerçekten küçüktü değil mi? Evet. Bir yaşında falandı. Bütün aile bir arada. Evet, Berk yıllarca hep en küçüktü. Şimdi artık torunların çocukları var. Kankilerim. Kankilerim ya. Ya ne evlendi Minişim. Tek aramızda kankilerimiz diye. Bu arada böreği de göstermek istiyorum size. Börek böyle bir şey. Hem pilav var, kankim, hem et. Şimdi bütün aile oturduk. Benim küçük kuzenim Çınar'a aldığım araba oyununun raylarını yapıyoruz ama çok komik. Herkes oturdu. Evet, bugün sabah sabah pazara geldik. Burada çok güzel bir köy pazarı var. Köylülerin geldiği civar yerlerden. Şimdi oradan bir şeyler alacağız. Babam çok heyecanlı. Pazarları aşırı seviyoruz ailecek. Kolay gelsin. Babiş, ne alıyoruz? Pırasa aldık. Ben şunu beğendim. Bu ne? Ördük avcı. Nedir bu? Bak keşke yapıyorlar ya. Onun gibi başka bir bitkiden bu. Ha. Onun gibi yapılır aynı. Yani. Neyle yapılır? Ne gibi yapılır? Bakla keşke bilir misiniz? Abla bilir mi? Bakla fava. Ha fava. Ha fava. Bir çeşit mercimek ya da fasulye yani. Abla, zeytinyağlı meze türü. Yani, meze türü. Evet, sumak işte. Bakın sumak. Bir de favanın yapıldığı bir şey varmış. Onu ilk defa gördüm. Deminki şu sarı şey. Ha tamam. Uzaktan olunca olmuyormuş. Babama kamera kullanmayı öğretiyor. Sen yürü. Tamam. O bir şey olmaz. Tamam yani yürüyorum. Sallanma. Yürüyorum. Esas benim de çekmem lazım. Ne alacaksın şimdi? Şeyleri unutmayalım. Sarımsak. 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 Sarımsak mevsimi bitti. Yenileri çıkacak artık. Öbürkü iki gün ben diyormuş. Güzel güzel inat etmeden köprüden geçmiş iki güzel keçicik. Sonunda mantımızı yiyoruz anneanne. Anneannem çok tatlı değil mi? Bak mantı hazır.
Mantı hazır. Hadi. Hepimizin eline sağlık. Otur yeme. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anişko. Eline merhaba. Sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Miniş. Eline sağlık. Vallahi apar topar pazardan sonra böyle eşyaları arabaya yükledik. Şimdi mantımızı yiyip yola çıkacağız ama size mantıyı gösteriyorum. Efsane oldu. Anneanne, ne söylemek istersin? Ne söylemek mi? İsterim bir ayakkabı, bir pantolon, ondan sonra bir şey, ceket. Tamam, ne renk olsun ceketin? Lacivert olsun, kahverengi olsun, siyah olsun. Hangi renkler zaten üstündeki? Siyah olsun. Üstündeki zaten lacivert. Eşya istemiyorum artık. Ya demin diyordun ayakkabı istiyorum, pantolon istiyorum, ceket istiyorum he? Diyordun. Demin diyordun ceket istiyorum, pantolon istiyorum, ayakkabı istiyorum diyordun. Ayakkabım yok. 3 tane düğün yaptım burada gittim hep terlikle. Beni üzersin. Bu arada anneannemin tabii ki bir sürü ayakkabısı var. Bak. Abartıyor. Ne gülüyorsun? Seni seviyorum anneannem. Hadi biz gidiyoruz bay bay. Ben de seni seviyorum. Ayakkabım olmayınca ne olacak? Bak şimdi döveceğim seni. Anneanne, ben öğrendim teyzemden. Senin bir sürü ayakkabın varmış. Bir kere Muko teyzem sana Londra'dan ta ayakkabı getirmiş. Nerede o ayakkabılar? Bilmiyorum, soracağım. Tamam, ben sana o zaman bir tane ceket, bir tane pantolon, bir tane de ayakkabı alacağım, tamam? Tamam, al onları. Yeter. Bir Müge al. Müge gülüyor. Benim kızım çok tatlı. Kim? Müge. Vay. Bir de Nina. Vina. Ama ben doğru tanıyorum. Nina diyorum. Nina mı diyorsun? Nina de be, sen Nina de be. Senin için o Nina olur. Minişim görüyor musun? Büyük anneanne sana Nina çok diyor. Çok seviyorum kızımı. Benim kızım çok Nina güzel. Diyor sana Nina. Nina. Ne kızım? O canım. Bak bak. Ben kızımı çok seviyorum. Merhaba. Bunu da ver. Elini öpersen para vermen lazım de. Ay canım benim. Güzelim benim. Bir tanem. Hemen resim gelsin bana. Tamam, sana resim göndereceğim. Oh, anneannem benim.